geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bulgaristan'dan bir misafiriniz geldi efendim. O kadar çok bekledi ki sizin odanızı almak zorunda kaldım. Bulgaristan'dan mı? Allah Allah. Kimmiş? İsminin Selim olduğunu söyledi efendim. Onca yıldan sonra hangi cesaretle döndün Selim? Ha? Halide ile tam evlenecekken kızı yüzüstü bırakıp ortadan kayboldu. Üstelik tek bir satır yazmadan. Bunca yıldır ne tek bir satır yazdın, ne mazeret bildirdin, ne de özür diledin. Halide'yi ne durumda bıraktığını düşündün mü hiç? Ne söylesem huzurunuzda kabul görmeyeceğini biliyorum efendim. Ama yine de müsaadenizle maruzatımı arz etmek istiyorum. Seni dinliyorum. Sizi temin ederim ki Halide hanımefendiye olan sadakatim ve aşkım tamdı. Mamafi, tam da o sıralarda bende korkunç bir hastalık peyda oldu. Hekimlere başvurdum. Bana söyledikleri şey en fazla 3-4 ay ömrüm kaldığıydı. Hekimlerin raporunda yazdığı gibi ciğerlerim saran bu korkunç hastalığın çaresi yoktu. Öleceğimi bile bile Halide hanımefendi ile evlenemezdim. Onu bir iki ay sonra dul bırakmak çok fena bir şey olurdu. Ben de çareyi hiçbir şey söylemeden kaçıp gitmekte buldum. Burada ciğerlerinin sapasağlam olduğunu söylüyor doktorlar. Doğrudur efendim. Mukadderatımı beklemek için amcamların yanına Filibe'ye gitmiştim. Orada Bulgar bir hekim olan dostları şifalı nebatlardan bana bir ilaç hazırladı. Ve bu ilaç bendeki bu hastalığı tamamıyla çözüp attı. İşte karşınızdayım. Eğer özrümü kabul ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Başka biri anlatsaydı çoktan kapı dışarı ederdim. Ama sen tanıdığım kadarıyla terbiyeli, dürüst, sözünün eri bir gençsin. Sana inanıyorum Selim. Çok teşekkür ederim. Sizin affınıza mazhar olmak benim için büyük bir şeref. Döndüğüne sevindim Selim. Ama senden bir isteğim var. Buyurun, ne isterseniz. Burada olduğunu Halide bilmemeli. Ama efendim, benim dönüş sebebim Halide hanımefendiye olan aşkımın bir sonu... Anlıyorum, anlıyorum. Elbette. Lakin Halide ile önce ben konuşmalıyım. Ne hissediyor, ne düşünüyor bilmem gerek. Merhaba kocacığım. Bana merhaba demeyecek misin? Bu Beyt Hekim. Bendeniz Selim efendim. Halide Hanım'ın eski nişanlısı. Öyle mi? Halide'nin eskiden nişanlı olduğunu söylememiştin bana. Fırsatım olmamıştır. Tanıştırayım. Eşim Serap. Memnun oldum efendim. Zarafetiniz ve güzelliğiniz karşısında saygıyla eğiliyorum. Çok merse. Muzaffer.
İstersen Selim Bey'i çiftliğe yemeğe davet edelim. Hı? Hem eski günleri yad etmiş olursunuz. Başka bir zaman inşallah. Şimdi müsaadenizle. Güle güle. Allah'a ısmarladık. Muzaffer. Biz de yemeği büyük kulüpte yiyelim mi bu akşam? Olur. Sen arabada bekle. Ben Zekâ ile görüşüp gelirim. Tamam.